Unutmak doğal bir süreç olsa da aşırı unutkanlık ciddi bir sorunun işaretçisi olabilir. Hafıza ve diğer bilişsel işlevlerdeki azalmaya demans adı verilir. Bu durum gündelik hayatı etkileyecek boyutlara bile gelebiliyor. Demans, beyin dokusunun aşırı hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Örneğin, birden çok inme buna yol açabilir. Demansın en yaygın türü Alzheimer hastalığıdır. Alzheimer'ın neden ortaya çıktığı kesin olarak bilinmiyor olsa da, hastaların beyin hücrelerinin hızlı öldüğünü biliyoruz. Alzheimer hastalarının nöron ve sinapsları ölürken, serebral korteksleri küçülüyor. Alzheimer'ın en önemli belirtisi ise hafıza kaybıdır. Hastalar özellikle yeni bilgileri kodlamakta ve geri almakta zorlanır. Ayrıca dikkat toplama, plan yapma, dilsel hafıza ve soyut düşünme gibi konularda da sorun yaşarlar. Hatta hastalığın ileri evrelerinde daha ciddi konuşma güçlükleri ortaya çıkabilir. Ayrıca hafıza kaybı çok ileri boyutlara ulaşmış olur. Örnek verecek olursak, hasta aile fertlerini ve arkadaşlarını tanıyamaz hale gelebiliyor. Hastalık daha da ilerlediğinde, hasta duygusal dengesini kaybediyor ve vücut işlevini yerine getirmekte zorlanmaya başlıyor. Hastalığın kesin nedenine dair aslında birçok teori var fakat net bir cevap bulunabilmiş değil ve bu ölümcül bir hastalık. Alzheimer hastalarının beyinlerinde amiloid adı verilen bir protein biriktiğini biliyoruz. Fakat bu protein plaklarının nasıl ve neden oluştuğu ve hastalıkta nasıl bir rol oynadığı belli değil. Şimdi belleği etkileyen bir diğer nörolojik bozukluk hakkında konuşalım. Bu da Korsakoff sendromudur. Bu sendrom beyindeki B1 vitamini yani tiamin eksikliğinden kaynaklanıyor. Ciddi derecede yetersiz beslenmeye, yeme bozukluklarına veya alkolizme bağlı olarak ortaya çıkıyor. Çünkü bu saydıklarımdan muzdarip kişiler, ihtiyaç duydukları tiamin gibi besinleri alamıyor veya alsalar da kullanamıyorlar. Tiamin önemli bir vitamin çünkü karbonhidratın glikoza çevrilmesinde önemli rol oynuyor. Malum hücreler enerjilerini glikozdan alıyor. Tiamin, nöronların normal işlevini sürdürebilmesi için de ayrıca önemli. Hastalığın ilk evrelerine bakacak olursak, beynin çeşitli kısımlarında hasar oluşur. Bu hasarlar, denge güçlüğü, anormal göz hareketleri, hafif karışıklık ve hafıza kaybı gibi etkiler yaratır. Hastalığın bu evresine aslında Wernicke ensefalopatisi adı verilir. Bu, Korsakoff sendromunun öncüsüdür. Eğer Wernicke ensefalopatisi zamanında teşhis edilirse, hasar giderilebilir veya en azından durdurulabilir. Fakat tedavi edilmezse Korsakoff sendromuna çevirir. Korsakoff sendromunun en önemli belirtisi ciddi hafıza kaybıdır. Bu belirti çoğu zaman boşluk doldurma adı verilen durumla birlikte görülür. Boşluk doldurma, hastanın hafızasındaki boşlukları doldurmak için hikayeler uydurması demektir. Alzheimer'ın aksine Korsakoff sendromu ilerleyici olmayabilir. Teşhis konulur ve tedavi uygulanırsa hasta biraz olsun iyileşebilir. Hastaya genellikle tiamin enjeksiyonu veya başka bir ilaç tedavisi uygulanır. Hasta beslenmesine dikkat etmek ve alkolden uzak durmak zorundadır. Bazı hastaların bazı şeyleri hatta yeniden öğrenmesi bile gerekebilir. Tedavinin başarısı, teşhisin ne zaman konulduğuna ve hastanın tedaviye ne kadar uyduğuna bağlıdır.